Nasılsınız? İyiyiz abi, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Toplantımız var. Kalabalık bir şey yapmadık. Sadece müzik konuştuk. Sadece müzik konuştuk, yemin ediyorum. Nasıl müzik, o yüzden konuşalım. Teşekkür ederiz. Ertuğrul Bey, iyi misiniz? Teşekkürler abi. Çeşme tatiliniz nasıl geçti? Çalışıyorduk abi. Bizimki de bitti, biz de çalışıyoruz. Evet, neler yapıyorsun abi, nasıl gidiyor? Yeni projeler. Abi artık tatilimiz erken başladık, hızlı bitirdik. Şimdi artık konserlerimiz var işte. Bodrum, Çeşme. Hafta sonu Azerbaycan var. Tabii pandeminin de biraz daha hafiflemesiyle biraz işler açıldı, koşturuyoruz sürekli. Bakacağız işte. Genç yeteneklerle beraber de şarkıları yapıyorsunuz, destekliyorsunuz. Her zaman. Abi bizi de zamanında desteklediler veya desteklenmeyi çok bekleyip o karşılığı bulamadığımız zaman çok oldu. O yüzden hani nerede hakikaten bir potansiyel görürsek uzanmak, yardımcı olmak istiyoruz ama işte elimiz ne kadar kemiğe yetiyorsa yani. Konser demişken Azerbaycan'a da ilk konserinizi vereceksin. Hayatımda ilk defa gideceğim. Evet. Sen kesin 10 kere gitmişsindir. Ben de gitmedim. Sen de mi gitmedin? Beraber gidelim. Birlikte gidiyor musun? Neler söyleyeceksin? Bakü şahane bir yermiş. İlk defa gideceğim, ilk defa göreceğim. Orada bir buranın müziğine, buranın sinemasına, sanatına bir ekstra coşku olduğunu biliyorum. Ama ben de merak ediyorum. Gidince karşılaşacağım ne olduğunu. Peki biz sizi Demet Hanım'la görmeye alışmıştık. Bugün Demet Hanım yok galiba. Bugün Serhat Bey'leydik. birkaç güzel projemiz var. Onları konuştuk vesaire. Demet Hanım evde. Evet. Çalışıyor. Az çok tahmin ettiğim kadarıyla çok yakın zamanda bir yıl olacak gibi evet. Bir kutlama, bir sürpriz, bir şey olacak mı? Günleri mi sayıyorsun? tabii ki olur. Niye olmasın? Güzel. Belki birinci yıl tursunuz diye hatırlatırsın. Bu bana o gün bir mesaj atar. Bu bir hayatta yıl... unutmam, her şeye hakim. Bu geride kalan bir yılı nasıl değerlendirirsiniz peki? Şahin, Demet çok keyifliyiz hem de. Çok şükür. Her şey yolunda vallahi. İnşallah Allah daim etsin. Birinci yılda bir evlenme teklifi gelir mi peki? Güzel bir hediye olarak. Şu an burada sana söyler miyim ya ben? bunu da zaman göstersin. Evet, çünkü eşiniz artık da yani ayrıca biri çıkıyor. Sonrasında jet bir yalanla. Evet, ışık hızıyla kesti orayı fark ettiği an. Uzamasın. Ben bazen gerçekten telefonu elime alıp sosyal medyaya girmeyi unutuyorum. O daha hakim olduğu için daha hiç olay büyüyemeden... Baskıya çıktığı gibi yalandırdı zaten. Hemen. İyi ki de öyle yaptık. Yoksa bir haftada herhalde onunla uğraşacaktık. Hakikaten bazen de böyle gereksiz gündemi de meşgul ediyor gibi hissediyoruz böyle olmadık şeyler çıktığında. Siz de orada biraz yardımcı olun bize. Lütfen. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Eyvallah.